Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra tekrar podcast kaydı yaptığım için çok mutluyum. Ama şu an bunu sesli söyleyip bir de kendi sesimi duyunca şey gibi hissettim. Yani duyan da sanki 6 aydır, 1 senedir bu kız bölüm çekmiyor zannedecek. Yani e, ama herkesin uzunluğu ve herkesin arası kendine. Belki 15-20 gün benim için çok büyük bir ara, sezon finali gibi falan... Aslında şu an düşünüyorum, düşündükçe daha doğrusu konuştukça ortaya çıkıyor. Ben herhalde bu gelen mesajlardan etkileniyorum ya her ne kadar yok ya ben kendime göre yapıyorum gelen şeylerden yani fikir alırım ama o kadar da değil desem de yeni bölüm yok mu? Neden yok? Ne oldu? Falan gibi ki ben şu an sanki negatifmiş gibi söyledim ama gayet tatlı güzel mesajlar geldi geliyor ama şey hissediyorum yapmam lazımdı yapamadım, deadline'ı kaçırdım, ne oldu teslim edemedim zamanında gibi bir şey. Ama gerçeğe döndüğüm zaman benim realiteme böyle bir şey yok ki. Benim öyle bir taahhütüm de yok. Yani ayın her günü, işte her bir çarşambası ya da ayda en az şu kadar bölüm şu tarihe kadar teslim edilecektir. Yani neyse şu an iyice şeye dur. Evet bu bölümün konusu belli oldu. Benim kaç günde bir bölüm yaptığımı hep birlikte hesaplayacağız. Haftalık kaç saate tekabül ediyor falan filan diye. Neyse. Bu bölümün zaten tek bir konusu ya da konsepti olmayacak. Biriken üst üste gelen bazı şeylerden bahsedeceğim. Aralarında podcast üzerinden gelen sorular da olacak. Ama önce şununla başlamak istiyorum. Ateşle yaptığımız bölümle ilgili çok güzel mailler, geri bildirimler geldi. Çok mutlu oldum. Ee, konuklu bölüm yapmak benim için hem çok heyecanlıydı hem biraz korkutucuydu. Nasıl bir şey olacak, altından kalkacak mıyım, zaman yetecek mi, çok mu uzatırım, çok mu şöyle olur gibi. Böyle içeriden bir şeyler geliyordu ama zaten Ateş bu konuda çok tecrübeli olduğu için... Bana da o e, sakinliğinden, topraklanma enerjisinden biraz verdi. Vermesine rağmen oldukça heyecanlıydım. Ve e, o gün, kaydettiğimiz gün biz kaydetmek üzerine bir plan yapmamıştık. Buluştuk, konuşuyoruz. Yapalım mı, kaydedelim mi gibi bir soru karşısına tamam hadi yapalım dedik. Ve o an itibariyle ben böyle sakin sakin onunla konuşurken böyle bir alevler çıkmaya başladı. Ellerim titriyor, yüzüm kızardı. Ateş ben çok heyecanlıyım, nasıl yapacağım falan diyorum. Durdu şey dedi, sakince. Normal, ben de heyecanlıyım. E tamam da seninki heyecansa benimki ne, benimki heyecansa seninki Yani <laughs> ben orada ellerim titriyor falan. Adam o kadar cool bir şekilde söylüyor ki normal, ben de heyecanlıyım. Keşke ben de öyle heyecanlanabilsem. Diyeceğim ama şu an düşünüyorum. Ee, çok da o e, hani yüzümü böyle alevlendiren ellerimi titreten heyecanı da çok bırakmak istemem. Mesela biri gelse dese ki Rasel'in şöyle bir çay var bir bardak içiyorsun. Bak hiçbir zararı yok yan etkisi yok tamamen organik bağımlılık da yapmıyor. İçiyorsun onu ve bütün heyecanını alıyor dese ben o çaydan içer miyim? İçmem yok içmem. ...içmeyeceğim çayın reklamını şu an yapmış oldum. Neyse ki öyle bir çay yok, öyle bir marka yok. Ama nasıl bir hayal kurduysam şimdi? Çünkü neden? Çünkü ben o heyecan olunca zaten böyle bir bir şeyler çıkıyor geliyor. Ben bir şeye böyle pırpırlandığım zaman fikirler geliyor. Bilmem kendimi de öyle iyi hissediyorum. Ama başta da birazcık şey yapıyorum. Yani böyle büyük toplantıya da sunumları düşünüyorum. Dışarıdan bazen çok belli olmuyor. Sadece beni çok iyi tanıyanlar, yüzümdeki bazı noktaları, nerelerin daha böyle hızlı kızardığını falan gören, tespit eden arkadaşlarım vardır. Çok sevinince, çok heyecanlanınca ya da çok üzülünce onlar anlıyor. Ama onun dışında çok yansıttığımı düşünmüyorum. Ama içerisi kaynıyor ve ben bunu bazen e, ee, mızmızlanmak için de söylüyorum ya çok heyecanlıyım ben ne yapacağım falan gibi sonra geçiyor. Ama yani şimdi sorsan Tarkan da sahneye çıkarken heyecanlanıyordur. <laughs> ya o kadar binlerce kişinin karşısında o heyecanlanıyorsa ben niye heyecanlanmayayım Allah aşkına. Ben ne konuşacaktım diye şimdi o çaydan sonra kayboldum ben. Neyse o çaydan olsaydı şu an iki yudum içebilirdim aslında. Direkt reddetmek de ne kadar mantıklı. Neyse ben şeyi anlatıyordum. Ateşle yaptığımız bölümü anlatıyordum. Heyecanlı güzel güzel dönüşler oldu. Ben yap yapınca çok mutlu oldum. Yaparken de çok keyifliydi. Ama arka planında şöyle bir sorun vardı. Ee, Zoom'da kaydettik o bölümü. Ben kaydettim. Ve ben öncesinde bir sürü toplantıyı, eğitimi Zoom'da kayıt alıp işte bilgisayarıma indirip sonra bir sürü arkadaşımla paylaşmış bir raselin olarak gayet normal bir şekilde adımları tık 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 ilerlettim. Bölüm bölümü kaydettim. Bilgisayara indirdim ve kulaklığımı takıp bakalım sesimiz nasıl geliyor diye bakınca dona kaldım. Yıkıldım çünkü benim sesim yüksek, onun sesi duyulmayacak kadar düşük ve boğuk geliyordu. Bütün bölüm böyleydi. Yani o an gerçekten yani her şey üstüme yıkılmış gibi hissettim. Karşımdaki duvara boş boş baktım bir süre. Ve şey diyorum kendi kendime yaptığım bir bölüm olsaydı atardım çöpe. Tamam çok üzülürdüm. E, biraz ağlayabilirdim. Ondan sonra hadi bakalım Rasen'cim bir kahve iç. Tekrar çek bu bölümü derdim. Bilirim aynı bölüm olmayacak ama ne yapalım artık. Olan oldu şeklinde ama ben bunu ateşe nasıl söyleyeceğim? Hadi söyledim. Bu bölümü zaten yayınlayamam böyle. Yani ne diyeceğim? Hadi gel tekrar aynı enerjiyle, aynı heyecanla, aynı cool heyecanınla bu bölümü çekelim mi diyeceğim ama rezalet yani. Sonra tam ben bunları düşünürken telefonumun ekranı böyle bir yanıp söndü. Baktım sevgili dostum Levent bana bir şeyler göndermiş yazmış. O kadar kötüyüm ki yani yazdığı şeylere bakamadım. Sanırım ses mesajı gönderdim ona, ya yani tam hatırlamıyorum ama şu şekildeydi yani hiçbir şeye bakamam çok kötüyüm çok kötü bir şey oldu falan diye konudan bahsettim. Levent'ten tek e, kelimelik bir cevap geldi. Hallederiz. Nasıl halledeceğiz bunun böyle bir yöntemi var mı falan diye ben de tabii o kadar bilgisizim ki bu konuda hiç yani konuğu falan bırak hiçbir şey editlememişim yapmamışım teknik kısmından çok anlamıyorum ben spontan böyle hiçbir şey düzeltmeden değiştirmeden çekip yayınlayan bir podcaster'ım yani şunun şurasında neyse ondan sonra... Gerçekten de hallederiz tek kelimelik mesaj gerçek oldu. Levent bu işi halletti gitti e, işte e, ses uzmanları varmış bu işin bir şeyleri varmış buldu onları getirdi hatta bir deneme yaptık gayet güzel oldu. E, sonra da o gece e, o bulduğu kişi sağ olsun üstünde çalıştı halletti ikinci güne tertemiz İki ses seviyesinin de eşit olduğu gayet net anlaşılır, iki kişinin de iyi duyulduğu bir kayıt haline getirdi. Ben de çok şey öğrenmiş oldum. Birincisi, yani e, iyi ki böyle bir şey başıma gelmiş diyeceğim çünkü e, eğer e, ben tek başıma bir kayıt yaptığım zaman böyle bir boğukluk bir düşüklük olursa neden onu çöpe atayım? Bunun bir çözümü varmış. Ya da belki başka konularda da teknik olarak sıkışmış hissettiğim zaman soracağım artık yani her işin bir uzmanı varmış ben neden böyle kendi kendime çöpe atıp tekrar o bölümü kaydetme dramasına gireceğim ki diye kendime büyük bir ders aldım. İkincisi e, öğrendiğim kadarıyla teknik olarak birbirimizin sözünü kesmediğimiz için aynı anda iki kişi konuşmadığı için dosya çok daha rahat temizlenebilmiş kurtulabilmiş yani e, ateşin sesi üstünde çok daha rahat çalışabilmişler. E, hemen buradan didaktik bir sonuca da e, ulaşacağım. Arkadaşlar dinlemek çok önemli ya. Karşı tarafı dinleyin. <laughs> böyle bir mesaj çıkar. Dinlemek her şeydir yani. Her şeyin başı dinlemek. İyi bir dinleyici olduğum için bölümüm kurtuldu. <laughs> i̇yi de şımardım şu an. Neyse yani o gün bu kadar üzülüp sonra bu kadar mutlu olacağımı ve evet ya iyi ki böyle bir şey başıma geldi. Nasıl da tecrübeler edindim diye Acayip mutlu oldum daha bölümü yayınlamadan şöyleydim harika bir bölüm oldu müthiş sesler harika kalite müthiş şeklinde dolaştım bir süre ortalarda. Ortalarda dediğim evimin salonu yani. Neyse şimdi bu yeni bölüm falan demişken arada e, soranlar oluyor yeni bölüm ne zamandır şöyledir böyledir bilmem ne. Hem o esnada bir tane çok sevdiğim bir dostum bana mesaj attı. Yeni bölümlerini merakla bekliyorum diye böyle emojiler, stickerlar falan da göndermiş. Ya dedim bu da herhalde podcast şey, yani bir süredir yapmıyor. Bir süredir dedim yani aslında çok da uzun süre değil ama. Yani yazmını podcast mi diyorsun dedim. Yani şu an yapamadım çünkü çok üst üste bir şeylerim var sabahtan akşama kadar. Akşam üst üste seanslarım var. Bölüm kaydedemiyorum yani o kafada da değilim. Yok ya dedi ben senin yeni bölümlerini merak ediyorum dedi. Kendince espri yapmış çünkü üst üste denk geldi sitcom tarzında şeylere şahitlik ettiği için bana böyle bir gönderme yaparak hadi bakalım yeni bölümü çek görelim. Ben artık sitcom izlemiyorum seni izliyorum şeklinde böyle bir yaklaşımı oldu. Ne yaptım engelledim dermişim şimdi hayır sen izlemeyeceksin sen bunu hak etmiyorsun. Ay ne yapacağım güldüm geçtim yani ne? Zaten e, dedim ki öncelikle ne kadar şanslısın çünkü bu senin şahit olduğun şeylerin e, şeyleri gören insanların sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Ama e, seni ben tekrar bir düşüneceğim dedim. E, bu kadar da e, espri konusu olamaz. Ben onları yaşarken çok ciddi yaşıyorum. <laughs> Ay şu an kendime inanmadım zaten. Neyse. Şimdi bir şeyden bahsedeceğim. E, Podcast'in birçok bölümünde herhalde böyle 160 bölümün 158'inde falan işte bir şeyleri fark etmek sonra kabullenmek olanı olduğu gibi kabullenmek artık ben böyle bir kitapta da geçerse ya da ben söylersem kendimle dalga geçiyorum geldik yine aynı yere hadi bakalım hatta şey mi desek mesela onları böyle benim çok sık anlattığım şeyleri numaralandırsak mesela buna bir desek ben orada uzun uzun söylemeden şey diyeyim bir <laughs> bir deyince siz bunu anlayın ya da elma diyeyim buna neyse. Ama bununla ilgili de bazen konuşmalarımız oluyor, bazen seanslarda oluyor, bazen yazışmalar, mesajlar, podcast üzerinden gelen mesajlarda ve şöyle bir konuşmadan bahsedeceğim. Kabullenmekle, bir şeyi olduğu gibi kabullenmekle ya da şöyle söyleyeyim, birini, bir insanı olduğu gibi kabullenmek üzerine bir tartışma, daha doğrusu fikir alışverişi yaşandı. Ve orada şunu fark ettim ki bu konseptler birazcık birbirine karıştırılıyor, çok da normal karışması. Şimdi birini olduğu gibi kabul etmekle o kişiyi olduğu haliyle hayatımıza almak bambaşka şeyler. Yani e, ben mesela birini olduğu haliyle kabul edebilirim. Yani diyebilirim ki bu insan sorumsuz, işte netlikten uzak. Kabul ediyorum. İşte böyle böyle tarafları var. Yani birazcık daha böyle kötü şeyler söyleyecek olursam yani ne diyeyim işte negatif bir insan. İşte sadakatsiz diyebilirim ya işte bir bana uymayan bana uzak gelen benim hoşlanmadığım şeyler o insanda olabilir. Ve o kişi öyledir ben bunu olduğu gibi görüyorum ve kabul ediyorum. Yani bu insan böyle. Bu ne demek? Ben gözüme perde çekmiyorum. Böyle değilmiş gibi bakmıyorum. Ya da onu ikide bir alıp başka bir şeymiş gibi göstermeye çalışmıyorum demek. Peki olduğu gibi gördüğüm bu halini, bu paketi hayatıma dahil etmek istiyor muyum? İstemiyor muyum? Buna yine sonrasında ben karar vereceğim. Yani onun olduğu halini görüp bu insan böyle dedikten sonra hayatıma almak zorunda değilim ki. Yani birini olduğu gibi kabul etmek bu demek değil bence. Ee, ama hayatıma alıp tolere edebilirim. Tolere etmeyi kabul edebilirim. Evet farkındayım böyle böyle şeyleri var ve değişmeyecek. Ben de değiştirmek için boş yere çabalamayacağım. Ama benim için okey diyebilir, diyebilirim demeyeceğim. Diyebilirsin ben demiyorum çünkü. Yani böyle bir fark olduğunu düşünüyorum. O yüzden orada böyle bir karışıklık varsa buradan birazcık da toplu bir cevap olsun bazen geliyor çünkü e, böyle mi, şöyle mi. Daha ileri seviye bazı ilişki soruları geliyor. Onlara zinhar cevap vermiyorum. Yani mailleri falan cevapsız bırakmıyorum da yani hiç kimsenin özel tarafına gelip bir şey söylemek, yönlendirmek, manipüle etmek falan bana yani çok e, ters gelen şeyler. O yüzden dahil olmamayı tercih ediyorum. Peki şimdi bir de şöyle bir tarafı var. Bir ee, yine benim tarafımdan konuşacağım. Ee, onu olduğu gibi kabul etmek ve o paketi hayatıma dahil etmeyi ya da etmemeyi seçmek bana ne kazandırır? Bir kere zaman kazandırır, enerji kazandırır, umut kazandırır ve güzel bir boşluk verir. Çünkü onu değiştirmek için, öyle değil de şöyleymiş gibi göstermek ya da kendimi kandırmak için enerji harcamam, zaman harcamam. E, dolayısıyla da boş yere böyle bir umutlar biriktirmem, hayal kırıklığından da korunurum. Ve bunlara ayıracağım zaman ve enerji bana güzel bir alan, güzel bir boşluk yaratabilir. Ben de onu kendim için, başka şeyler için kullanabilirim diye düşünüyorum. Yani... Bilmiyorum. Benim fikrim bu. Benim bakış açımdan böyle bir şey yani kabullenmek deyince her şey okey demek, işte böyle bir bayrağı indirmek pes etmek falan anlamına da gelmiyor. Her zaman söylediğim gibi bu bölümde de üstünden geçmeden edemedim. Şimdi bir de kendini haklemek konusu var. Ben bunu yakın zamanda farklı farklı ortamlarda konu oldu. Üstünde çalıştığımız bir şeyler oldu. Hatta bir iki kişiyle de. Aksiyon planını çıkardığımız bir şey oldu. Ya ben kendimden örnek vereyim. Aslında bu kendini hacklemek ne demek? Aslında bir sistemi, bir bilgisayarı, bir şeyi nasıl hackliyorlar? Oradaki bir açığı yakalıyorlar. O boşluktan, o açıktan yararlanarak orayı dolduruyorlar başka bir şeyle. Şu an ne kadar teknik bir şeyden uzak anlattığımın çok farkındayım ama az önceki ses olayından anlaşıldığı üzere teknik bir insan, zinhar değilim. Şimdi ben kendimde bunu nasıl yapıyorum? Birkaç tane örnek vereyim. Yakın zamandan bir örnek vereyim. Gerçekten e, kafama çok takılan ve beni duygusal olarak da aşağıya çeken bir konu yoğunlaştı. E, yoğun yaşadığım bir iki gün oldu. Ve o günler yürüyüş, yürüyüşlere çıkıyorum ve kendime şunu hatırlatıyorum. Rasocuğum yürüyüşlerde playlistlerden yani müziklerden uzak dur. Çünkü çok... E, Aşağıya çekecek müzikler olabilir, çok gaza getirecek çok tempolu şeyler olabilir. Senin o iki uçtan da uzak durman lazım. Müzik dinlemek sana bu dönem iyi gelmez. Hep bir şeyleri tetikler, hep bir şey hatırlatır, hep kafada bir şey kurdurur. O yüzden senin bu yürüyüşlerde podcast dinlemen lazım. Hem de aklına fikrine güvendiğin, rol model alınabilecek kişiler listesine alabileceğin, e, aydınlatacak, böyle bir şeyler öğretecek birileri böyle, sohbetler muhabbetler falan da değil böyle sağlam e, yapılandırılmış gayet altı dolu dolu şeyler dinlemen lazım hatta mümkünse yabancı dilde olursa yani İngilizce olursa daha iyi o zaman e, aman bir şey kaçırmayayım ay bir yanlış anlamayayım tam her şeye hakim olayım diye daha odaklanarak dinliyorsun diyerek mesela kendimi o tarafa yönlendirdim daha basit bir örnek vereyim e, gitmek istemediğim ama son dakikaya kadar yani gidilmesi mi gerek ama yani şimdi ben de istemiyorum ya gitmeyin bana da hiç iyi gelmeyecek e, gibi bir şey vardı bir yer vardı bir organizasyon ve ben o anda böyle ellerim zihnimden önce davrandı ve gittim pesto soslu bir sandviç vardı ondan iki ısırık aldım çünkü neden o sosun içinde sarımsak var ve ben sarımsaklı bir şey yediğim zaman asla insan içine çıkmam ve sadece konu koku değildir. Aynı zamanda benim tansiyonumu çok düşürür ve böyle böyle biraz Leyla olurum. O yüzden de o iki ısırık benim için şey demekti. Tamam artık şimdi istesen de gidemezsin. Hadi bakalım pijamanı giy geç içeri. İşte kendimi öyle hackledim. En son da şey örneği vereyim. Ee, bazen bir şey oluyor ve onu yaşarken çok yoğun yaşıyorsun, etkileniyorsun, etkileniyorsun derken kendime söylüyorum ve e, o anda aslında gerçekten çok güvendiğin biriyle paylaşmak sana çok iyi gelecek çok eminsin ve bunun biraz dışarı da çıkması gereken bir şey olduğunu hissediyorsun. Ama bugün yaşadığım bir örnek, bir eğitim esnasında yaşadığım bir şey, e, ama eğitimle alakası yok benim kendi özel hayatımla ilgili. Ve yani bir taraftan günü idare ediyorum, eğitimi idare ediyorum ama arka planda sarsılıyorum, sarsılmışım. Ve kendimde gözlemlediğim, fark ettiğim bir şeyler var ama şunu farkındayım. Eğer bunu saklarsam, tutarsam akşam işte mumlarımı yakarım, e, işte güzel bir şeyler dinlerim, izlerim, yerim, içerim. Böyle daha lay lay havaya girerim ve ben bunu aştım tamam. Kendi yöntemlerimle hallettim zannedebilirim. Ama öyle bir konu değil. Hemen telefonu elime aldım. Not olarak çok yakın bir dostuma şunu yazdım. Şu şu konuyla ilgili sana bir şeyler anlatacağım. Sonra geri çekilmemek için, kaçmamak için yazıyorum. Kendisi beni çok iyi tanıyan biri olduğu için biliyor. Bu şey demek aynı zamanda. Yani ben akşam sen bana sorduğun zaman yok ya hallettim dersem beni sıkıştır sonuna kadar gidebilirsin ve ben sana o gerçek konuyu söyleyene kadar, gerçekte içeride ne gördüğümü, neden bu kadar sarsıldığımı sana anlatana kadar beni sıkıştır demek o. Yani bunlar benim işte kendi sistemimin boşluklarından bulduğum, yaptığım şeyler. Neden önemli? Her sistemin böyle boşlukları var. Kullanabilirsek bizim için Bunlar da bir kaynak, bunlar da bir güçlü taraf, bunlar da işte cebimize koyduğumuz güzel şeyler olabiliyor. Yapılmak zorunda mı? Hayır. Herkes gidip kendini hacklesin mi? Hayır. Öyle bir şey söz konusu değil. Yapabilenler yapsın <laughs> deyip hemen üste çık. Yani herkes de beceremez ki canım. <laughs> ya zaten benimle çok dalga geçiyorlar. Daha önce söylemiştim... bir iki böyle üst üste yani bir şeyler anlatıp anlatıp sonra yani bu konuda da hiç mütevazi olamayacağım. Artık o bir şey oldu yani spotlight şeyi yanar döner şeylerle ama bulaşıcı da aynı zamanda bununla dalga geçenler şimdi bu cümleyi kurmadan edemiyorlar onu da söylemem gerekir şimdi bu arada son anlattığım örnekle ilgili yani hani sana yazıyorum sonradan kaçmamak için üstünü kapatmamak için şeyi şu işime yaradı Yine bir elim parmağını geçmeyecek çok az sayıda dostumla paylaştığım bir konu sayesinde ve çok korka korka yani konuyu açarken bile uzun uzun açıklamalar yaptım. Yani aslında ben suçlu değilim. Aslında şöyle aslında şimdi beni yargılamayacağını biliyorum ama ben kendimi yargıladığım için bir türlü konuya giremiyorum şeklinde girişler yaptım ve sonunda bir kere zaten dışarı çıkması paylaşmak güvendiğin birinin şahitliği çok değerli konu ne olursa olsun ama. Çok farklı insanların hepsinden aynı cevabı, aynı yorumu aldım. Raselin, sen ne yaptığının farkında mısın? Nasıl zor bir şeyin üstesinden geldiğinin farkında mısın? Ben olsam yapamazdım. Ben anlatırken sanki çok normal, çok sıradan bir şeyi beceriyor mu, beceremiyormuşum gibi bir ruh haliyle anlatırken farklı farklı insanlardan aldığım bu aynı cevap beni çok aydınlattı. Biraz kendime getirdi. Yani evet ya öyle değil mi? Yani ben büyük bir şey yapıyorum ve bunu yaparken zorlanmak, bir şeylerle yüzleşmek, sarsılmak normal. Ve evet ya şu an tanıdığım bir sürü insanı düşünüyorum. Yani çok zor Kaç kişi bunu yapabilir? Ay keşke yapmak zorunda kalmasaydım bu arada yani belki de bir, bir sene iki sene sonra diyeceğim ki ay bu da iyi ki olmuş neler öğrendim falan ama ay çok zor gerçekten çok zor bazen bazı şeyler çok zor oluyor. Şimdi bir de geçen gün şöyle bir tesadüf mü desem şöyle bir şey oldu anlatayım anlattıktan sonra ne olduğunu daha iyi ben de belki tanımlayabilirim çok işte yağmur fırtına falan yürüyüşe çıkamadım. Dışarıda açık havada spor yapmayı tabii ki her zaman daha fazla seviyorum ve o gün birazcık da böyle bir yani sıkışıklığım vardı ama canım da yapmak istiyor. Dışarıda çıkamam falan. Tam da böyle bir kahvemi aldım. Pencereden bakıyorum. Aa. Her gün aynı saatte sporunu yapan bir adam var böyle açık yeşil alanda görüyorum. Adam çıkmış. Yağmur fırtına böyle ağaçlar köklerinden çıkacak adam koşusunu yapıyor. Ay bir kıskandım ve şey dedim ya, ya Rasen'in işte kendine ne kadar da haklı bahaneler buldun demek ki yapan yapıyor sen yapamadın falan filan. Neyse aldım kahvemi pencereden uzaklaştım masanın başına geçtim. Şöyle maillere bakıyorum, bir şeylere bakıyorum. Bir baktım LinkedIn'den bir mesaj gelmiş bana. Tanıdık biri ama çok samimi olmadığım, e, yıllardır hiç görmediğim, Okul zamanından bildiğim biri. Okul zamanında hani bir selamlaşırdık merhaba merhaba daha ötesi bir tanışıklığımız zaten yok. Evlerimiz yakın zaten aynı okula gidiyoruz ve şöyle bir denk gelmemiz olurdu. Benim çok kendimi disipline ettiğim bir dönem. E, hafta sonları ben sabaha karşı neredeyse bir saatte çünkü sonrasında çok yoğun bir programım vardı. Özellikle okulu bitirmeye yakın zamanlar güneş doğmadan sahada spor yapardım. Ve bu kişi arkadaşlarıyla benim spor yaptığım saatte partilerden artık bir yerlerden dönüyor olurdu, eve gidiyor olurdu ve biz karşılaşırdık. Böyle uzaktan selamlaşırdık sadece. Ve bana bununla ilgili bir şey yazmış. Yani daha doğrusu şey demiş, ara senin hani yıllar sonra böyle 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 bir şeyler oldu. Seninle bir şeyler konuşmam lazım çünkü bir şeylerin altından sen çıktın. Bu arada ben onlara bakarken bir yandan derdim ki yani hayatlar tercihler farklı tabii ki ama ya Rasul'cum sen de biraz böyle yani çizginin neden bu kadar bu tarafındasın? Yani hiç yaşıtların gibi davranmıyorsun ve neden sen sevmiyorsun böyle şeyler gibi şeyler söylerdim. Özellikle de modumun daha düşük olduğu zamanlarda derdim ki of ya neden normal değilim ben? İşte bunun cevabı geldi karşı taraftan. Meğer kendisi de bakıp bakıp dermiş ki ya şu kızdaki disiplinin, kendine saygının binde biri bende olsa ben neler yapmazdım falan filan. Ve yıllar sonra kendisinin katıldığı böyle bir işte grup toplantısında birkaç egzersiz yapılıyor ve geçmişten görüntüler getirmeleri isteniyor. İşte Rol modeller, bir şeyler, bilmem neler yapmak istediğim bir şeyi daha iyi yapanlar ve o beni hayal ediyor yani. O o görüntü aklından gitmemiş ve e, bana diyor ki ya biliyor musun her zaman da o böyle sabaha karşı bir yerlerden dönerken seni orada görünce hep derdim ki ya bir günde ben böyle yani böyle bir akşam değil de uyusam gelsem sabah ben de o saatte sahaya gitsem ve desem ki ya ben de seninle spor yapayım ama cesaret edememiştim hiç yanlış da anlarsın senin de düzenini bozarım diye ve beceremem diye de yapmak istememiştim gibi bir itirafta bulundu. Çok garip geldi bana. Özellikle de o mesajı benim o dışarıdaki adamı görüp ay ne güzel yağ yapıyor diye kıskandıktan sonra görmüş olmam. Çok değişik geldi şey gibi geldi bir de madalyonun diğer tarafları aslında dışarıdan bakınca ben onlara bakıyorum farklı bir şey düşünüyorum o bana bakıyor farklı bir şey düşünüyor. Neyse günün sonunda şöyle bir şeyimiz oldu. Biz bir gün birlikte spor yapacağız yani. Ben onunla bir gün partiye gidemeyeceğim büyük ihtimal çünkü hala sevmiyorum çok aram yok ee, ama e, o benimle bir gün spor yapacak gibi bir şeye geldik neden olmasın. Bakalım böyle yıllar sonra... Sabaha karşılarda karşılaştığım kişinin böyle bir hikayesini dinlemek de değişik geldi bana. Paylaştığı için de mutlu oldum. Ya işte insan farkında olmadan dışarıdan demek ki böyle imajlar yaratabiliyor demek ki öz disiplin ve kendine saygı dedin lütfen. Halbuki ben orada diyorum ki Allah'ım neden normal değilim? Neden ben buradayım şu anda? Ve çok içsel olarak bu arada motive bir şekilde gitmişim. Yani mutluyum da bir yandan ama hani genel olarak böyle bir şeyin dışında kalınca insan her ne kadar sisteme böyle çok uyumlu değilim, şöyle diyeyim, böyle diyeyim desem de sistem seni her yerden sıkıştırıyor, gözüne sokuyor, gösteriyor yani. Her seferinde kendini hatırlamak, kendine kendini hatırlatmak ve sonrasında bir hizaya geçmek durumunda kalmışım. Ben oluyorum bilmiyorum siz nasıl durumdasınız ama. Ya işte ya aslında içimden de şey geçti. Ya keşke o sene söyleseydin de ben kendimi bu kadar dışarıda hissetmeseydim. Ne öyle partiler bitmeyen partiler sabahları. Ne buluyorsunuz ne varmış o partide yani. Sınırsız alkol yani şu an aklıma başka bir şey gelmiyor. Neyse bu arada bu yakın zamanda geçirdiğim. Bir tane de hatta Instagram'da paylaştım hikayesini. göz Gözyaşım pıt olan ve harika sonuçlanan bir hikaye var. Ama harika sonuçlanmadan önce... Şimdi hangi hikaye olduğundan da azıcık bahsetmem lazım. Bir koçluk mentorluk projesi. Ve başlangıçta çok karanlık, çok ağır, çok zor, çok umutsuz başlayan bir durumdan... ...gerçekten şu an hayalini bile kuramadığı ve artık sözleşmelerin yapıldığı, imzaların atıldığı bir yere gelindi. Ve ben tabii ki yani çok mutlu oldum, çok duygulandım. Kendimdeki bazı şeyleri tekrar hatırladım. Ya iyi ki cesaret ettim, iyi ki şöyle böyle dedim ama arka planında benim korkularım vardı, performans kaygım vardı. Kendimi şöyle bir sorgulamam vardı ya Rasel'in yani her şeyde yapmak zorunda, her şeyde olmak zorunda değil, hırs mı yaptın sen ya? Bazı şeylerde olmayabilir yani. Neden yapıştın? Neden bu kadar istedin diye kendimi yargıladığım anlar olmuştu ama şimdi fark ediyorum ki ben çok içeriden istemişim. Çok içeriden isteyerek dahil olmuşum. O yüzden de korktum mu? Çok korktum. Umutsuzluğa kapıldım. Bunları da zaman zaman paylaştım. Karşı tarafta çekiştiğimiz anlar oldu böyle mutsuz olduğumuz, aynı anda çok üzüldüğümüz, aynı anda umutlanıp sonra hayal kırıklığına uğradığımız adımlar oldu ama sonunda bir şekilde çıktık, ilerledik ve bu gözler o imzayı gördü. Neyse bu süreçte kesinlikle beynimin yerinde olmak istemezdim. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten zorlu süreçler yaşadı. Şimdi düşününce de sadece bu süreçte değil, genel olarak beynimin yerinde olmayı hiç istemezdim. Özellikle Son 6 ayda, e, şu an ona ithaf ediyorum bölümün bu kısmını. Son 6 ayda sana çektirdiklerim için gerçekten üzgünüm. Yani e, onun böyle baloncuklarla konuşmasını hayal ediyorum, duyuyorum hatta. Muhtemelen diyordur yani hayret bir şey ya, her şeyi hallettik, bütün kurguyu tamamladık, altyapı tamam. Kız gitti yine mahvetti ya. Yani bir konu getirdi, bir şey getirdi yine bizi patlattı. Bak yine sarsıyor. Halbuki beni dinlese dümdüz gideceğiz. Yok ya o da çok sıkıcı olur. O heyecanlar şeyler nerede kalacak? Ayrıca sen de fonksiyonlarını unutursun. Bir de ne diyorlar? Böyle e, çok düz gidince beyin için de iyi değil, sağlıklı değil. Yani ben bir şey yapıyorsam senin de sağlığını düşünüyorum ama yine de yerinde olmak istemezdim. Gerçekten teşekkür ediyorum kendisine. E, diyerek ben bu... Konseptinin ne olduğu belli olmayan ama uzun aradan sonra kaydettiğim için aşırı mutlu olduğum bölümü burada bitirebilirim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.